Canlarım merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız şükürler olsun Rabbime. Çok iyiyiz canım takipçileri. Bugün 2 Nisan bir tanelerim. Ramazan'ın ilk günü. Hepinizin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun Rabbim. Bütün ibadetlerimizi, oruçlarımızı, namazlarımızı kabul etsin. Allah Ramazan'ın başına erdik. Sonuna da ermeyi, bayrama da ermeyi nasip etsin canım takipçilerim. Ramazan'ın ilk günü böyle güzel bir video paylaşıyorum sizlerle. Tohum ekmiştim. Bu videoya aslına bakarsanız özellikle Duygu kardeşim ve birkaç kardeşim daha özellikle tohumların durumunu ve tohumların nasıl ekileceğini sordular. Dün yine Duygu kardeşim veya kızım, yaşını bilmiyorum. Kızım diyeyim ben, Duygu kızım. Dünkü paylaştığım videonun altına yazmış, teyzeciğim tohum alıp ekmek istiyorum. Ne tohumu alayım ya da işte nasıl ekeyim diye. Duygucum dedim, ben de tohumlarım vardı, çimlenmiş. Onlarla ilgili bir video paylaşırım. Bu videoya özellikle Duygu kızım ve birkaç kardeşim daha var. Bu videoyu çekmemi istediği. Burada bir sürü tohumlar var. Hem tohumlar hem beni alsın diye biraz uzağa konumlandırdım. Canım takipçilerim, birçok tohumlar yaptık. Birazı çıktı. Bazıları da daha çıkmamış olanlar var. Bundakiler ağaç minesi. Biraz büyüyenleri alıp ekiyoruz, şaşırtıyoruz. Bazıları da küçük olanları böyle bekletiyoruz ama bunların içinde daha çıkmamış olan tohumları da vardır. Bunda canım takipçilerim fesleğen. Bunun biraz büyüklerini aldık. Bu küçüklerin daha gelişmesini bekliyoruz. Oldukça çok tohumlar çimledim canım takipçilerim. Güzellerine bakmadan ben de ne tohumu, hanginin yarı orkidesi canım takipçilerim. Bakar mısınız? Daha çok çok minikler. Yeni orkidesi oldukça güzel. Son yıllarda üremiş, yurt dışında tabii yıllar önce vardı. Şimdi ithal olarak geliyor zannedersem Türkiye'ye. Biz de onların tohumlarından geçen yıl mavili morlu gibi vardı. Onun tohumunu ektik. Allah nasip ederse bu yılda bolca yeni orkidemiz olacak canım takipçilerim. Canlarım, hep buralarını, isimlerini yazmışım. Bu da bahçe begonyaları. Minnak minnak yüzlerce var içinde. Tabi bunların hepsini yetişemeyebilir ama bizim için 10 tane 20 tane bile olsa çok önemli. Bunun içinde yüzlerce tohum vardır. Hatta hata yaptım. Bunları daha büyük saksılar ekseydik daha güzel gelişirlerdi. Ama benim yer sorunumun olduğunu biliyorsunuz. O yüzden dolayıdır ki böyle minik kaplara ektik. Canlarım bu oldukça susamış. Hemen şimdi videonun arkasından sularız. Fark etmemişim. Bu da süs kabağcanım takipçilerim. Bunlar hep bahçeye ekilmeyi bekliyor. Bu neymiş bir tanelerim? Kedi tırnağı. Şimdi bu kadar oldular. Bu aşamadan sonra kapaklarını açık tutacağız canım takipçilerim. Şimdiye kadar bunlar kapakları kapalıydı. Şimdi artık belirginleştiler, büyümeye başlayacaklar. 4-5 gün kapaklarını açık tutacağım. Ondan sonra da güneşe çıkartacağım. Bu da bir tanelerim cam güzeli. Bunu daha önce yapmıştık. Buna ektik ama sera gibi kapak yapmadık. Tohumunu ektikten sonra direkt camın kenarında tuttum canım takipçilerim. Yaklaşık 20-25 gün, bir aya yaklaşmıştır bunu da ekeli. Allah nasip kısmet ederse en gelişmiş olanları, bu cam güzelleri, bunları tek tek çıkarıp saksılarını ekeceğiz. Bunu da yeni ektim canım takipçilerim. Böyle. Cam güzellerinden Allah nasip kısmet ederse bunu yeni ektim. Bu yaklaşık 20-25 gün oldu ama bunlar artık çıkıp ekilecek durumdalar. Bugün ekeceğim. Bunu da 2-3 gün oldu ektiğim. Allah nasip kısmet ederse 20-25 gün sonra bu da bu şekilde olacak. Şimdi canlarım, daha da gösterecek buralarda var ama zaman kaybı olmasın. Ben şimdi burada tohumlarımı anlatayım. Canlarım, özellikle Duygucum diyeyim ama bütün takipçilerime gelsin. Şöyle, her tohum aynı şekilde ekilmiyor. Tabi hepsini toprağın üstüne serpiyoruz. Ama kimisi daha böyle yumuşak torflara ekiliyor. Kimisi biraz daha kumlu topraklara ekiliyor. Her satın aldığınız tohum paketlerinin üzerinde nereye nasıl ekileceği yazılıyor. Ne kadar derinliğe ekeceğiniz, tohumu serptikten sonra onun üzerine ne kadar incelikte toprak atacağınız, kum atacağınız yazılıyor bir tanelerim. Mesela bu cam güzeline tohumunu ektik ama bunun üzerine biraz daha fazla toprak koyduk. Canlarım, bu yer orkidesi. Bu yer orkidesinin tohumları hiç gözle görünmeyecek gibi o kadar küçüktüler ki. Bunu biraz daha yüzeye yakın ektik.
hani nasıl diyeyim, toprağın üstüne ektik bunu. Sadece böyle elimle hafiften karıştırdım. O tohumun üzerine ayrıyeten toprak koymadım. Ama bunun üzerine toprak koyduk. Tohum altta kaldı. Bunu direkt zaten böyle sera şekilde kapağını kapalı olarak üretmedim. Bu şekilde açık olarak kaldı. Ağaç minesi var burada. Canım takipçilerim, aslında bakarsanız ağaç mineleri kırıp ektiğinizde tutuyor, fakat çabuk tutmuyor yani. Ektiğiniz 3-4 ayı buluyor. Ağaç mineleri kendi dökülen tohumlarından da üreyebiliyor bir tanelerim. Tohumdan üretimini birçok kardeşlerim soruyordu. Teyzeciğim, nasıl üretiliyor? Ağaç minesi tohumdan hiç üretmemiştim. Bunlar alışagelmiş olan, sürekli ektiğimiz yaz çiçeklerimiz, ama ağaç minesinin ilk defa tohumdan ektim. Bu da oldukça güzel çıktı canım takipçilerim. Hatta birazcık büyüyenleri şaşırttık. Birkaç tanesini aldık içinde. Bunun içine de 25 tane kadar tohum atmıştık. 3 tane gelişmiş olanını aldım, ama bunun içinde daha patlamamış tohumlar da olabilir. Yani ektiğim, attığım kadar şeyi çıkmadı, filizi çıkmadı. Ama sabırla bekliyoruz hepsinin patlamasını. Allah nasip ederse ekeceğiz. Ömrü varsa, nasipse, eğer bakabilirsek, bahçemizde yer bulabilirsek bolca ağaç minemiz olsun. Seviyoruz ağaç minelerini. Ama ne var, işte hepsi aynı türden oluyorlar. Aynı renk. Sarı, kırmızı, yavru ağızlı. Benim ağaç minem öyle. Fesleğenlerimizin birkaçını, böyle gelişmişlerini aldık, çıkardık, ektik. Ama bunları da ziyan etmeyeceğiz canlarım. Bunları da ekeceğiz. Ben bunları kenarıya çekeyim. Şu anda ekilmeyecekler. Artık kapaklarını açtım. Aydınlık yere, cama ya da cama yakın yere koyacağım. Oradan güneşten şimdiden sonra artık gelişecekler. Allah nasip kısmet ederse işte bu boyuta geldiklerinde bunları da saksılarını alacağız. Bir tanelerim, şimdi hepsini şöyle çekeyim. Toprağımı aldım geldim. Alttaki geçen yıl kullandığım topraktan baktım sağlıklılar. Bu toprağımdan, hazır toprağımdan da kattım. Karışık bir toprak elde edeceğiz. Cam güzellerimizi ekeceğiz Allah nasip kısmet ederse. Yazında bize bol bol çiçekler açacaklar. Seviyorum cam güzellerini. Biliyorsunuz ki benim kış boyu da açan cam güzellerim var. İki defa videosunu paylaştım o güzel muhteşem güzelliklerin. Bunlar da onların tohumlarından ürettiklerimiz. Allah nasip ederse birkaç saksı daha olacak. Burada 9-10 tane cam güzelimiz var bir tanelerim. Buraya saksılar hazırladım. Saksılarımı yine bir yıkadım, durladım. Kullanılmış saksıları illa ekmeden evvel bir durluyoruz canlarım. Şimdi buradan çıkarıp ekeceğimiz için torf toprakta kökü çabuk gelişecektir. Onun için torf toprağı da kattım buna. Kökü hızlı gelişsin diye canlarım. Bahçe toprağına bile ekseniz cam güzelleri yetişebiliyor. Tabii biraz daha kaliteli topraklar olursa ondan da hoşlanıyor bir tanelerim. Toprağım küçük saksılara yetmeyecek. Biraz daha ilave edeyim. Bundan da iki küçük üretim saksısı dolduralım. Canlarım, şimdi ben tepsimi değiştirdim. O çok topraklıydı. Bir tane böyle uzun saksı doldurdum. Bir tane daha doldurdum bir tanelerim. İki tane de bu şekilde minik üretim saksılarımı doldurdum. Bunları çok seviyorum. Bunlar benim aşkım. Çünkü bunlar da hep yavrular yetiştiriyorum. Yani aslına bakarsanız hepsini bu üretim saksılarına eksek çok güzel olur. Böyle birer tane birer tane çok fazla hırpalamada hafif hafif çekip bakar mısınız köklerine? Bir tane. Bir tane daha. İki tane buna ekelim. Üç tane de ekebiliriz aslında. Bakın. Bir. İki. Böyle. İki. Bir. İki. Bunlara üçer tane ekeceğim canlarım. Şimdi şu anda dolu saksılarım bu kadar. İki tane de eksem şimdi çok küçücük duracaklar. Ama canlarım geliştiklerinde biliyorsunuz ki cam güzelleri de büyüyen çiçekler. Allah nasip kısmet ederse büyüdüklerinde çok güzel olacaklar. Şimdi ekelim bir tanelerim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sağlıkla, sıhhatle
bu güzel çiçeklerimizi büyümeyi nasip etsin. Ektik. Görüyorsunuz çok minik minik kılcal kökleri var. Çok aşırı derecede de köklerini bastırmıyoruz. Aslında bu durumda bunları viyollere bile alabilirdik. Hani viyollerde de 15-20 gün durur, sonra tekrar şaşırtabilirdik. Ama ben şimdi sizin karşınızda bunları saksılarına ekmek istedim. Nasıl ekildiğini göstermek istedim bir tanelerim. Bu şekilde şimdi buraya 3 tane ektik. Köklerini hırpalamadık. Çok aşırı bastırmadık. Suladığımızda o kökler toprakla bütünleşecekler canım takipçilerim. Bakar mısınız ne kadar güzel köklenmiş. Bir tanesini böyle. Mesela bakın. Kökleri burada ama biz şu yaprağın altına kadar, yarı beline kadar, çiçeğimizin yarısına kadar ekiyoruz. Muhteşem güzeller canım takipçilerim. Tohumu ektikten sonra 20-25 gün içinde bu duruma geldiler. Minnaklarımı da ekeyim bir tanelerim. Sonra yine konuşacağız tohumlar hakkında. Oldular. Çok da güzel oldular. Çok kıymetli çiçeklerim. Yeni ektim. Yavru da oldukları için onları böyle dinlenmiş hazır suyum vardı. Onunla sulayacağım. Can suyunu hazır suyla verdik. Tabi dinlenmiş çeşme suyundan da verebilirsiniz bir taneleri. Can suyunu veriyoruz ki kökleri sıkışsın toprağın içinde. Hava almasın. Ama bu aşamadan sonra canlarım havalar da çok güzel. Bugün Nisan'ın ikisi. Bunlar şu ana kadar içerideydi, camdaydı. Şu an Bursa'da biraz esinti var. Belki bir iki gün daha içeride tutabilirim camda. Ondan sonra arka bahçeme çıkaracağım. Arka bahçemde sağlıklı, sanatla büyümeye devam edecekler. Şu anda küçük oldukları için yanmış hayvan gübresi koymadım. Bunlara biraz geliştikten sonra, hani böyle yavrulukları gençlikten sonra genç olmaya başladıklarında hafif hafif şuralarından böyle toprağına yanmış hayvan gübresi de katabiliriz. O da çok güzel olur. Can güzellerimiz tohumdan ekmiştik. Bunlar oldukça geliştiler. Canlarım, Duygucuğum. Şimdi elimde tohumum yok sana göstermek için nasıl çimlediğimi. Paketlerin üzerinde yazıyor. Her tohumu aynı düzeyde, aynı toprağa ekmiyoruz bir tanelerin. Bazı tohumlar toprağa derin ekilir. Bazı tohumlar da toprağın yüzeyine ekilir. Tohumlardan sonra bazılarının üzerine toprak serpilir. Çok minik tohumların üzerine toprak serpilmez. O kendisi yukarıya doğru büyür. Sonra kökleri alttaki toprağın içine gidiyorlar canlarım. Bugün tohumlar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ben tohumun ekimini böyle yapıyorum. Canım takipçilerim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.